would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Güneşin ilk ışıkları henüz Los Alamos'a ulaşmamıştı. Saat sabah 5.30'a yaklaşıyordu. Sığınakta bekleyen bilim insanları ve yüksek Amerikan yetkililer biraz sonra günden daha aydınlık olacak olan Jornada del Muerto, yani ölülerin günü anlamına gelen çöle doğru bakıyorlardı. Önlerindeki açık alan kilometrelerce uzağın bile rahatça görünebilmesini sağlayacaktı. Heyecanlı, korku ve umut dolu bekleyiş az sonra sona erecekti. 3 yıl süren Manhattan projesinin meyveleri az sonra alınacaktı. En azından plan öyleydi. Projenin başındaki adam ise soğukkanlı ve sakin bir şekilde Jornada del Muerto'yu izliyordu. Robert Oppenheimer, bu ekibin başına geçtiği günü, kendisini o ana getiren hikayesini hatırladı. 1888'de Almanya'dan göç etmiş Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1904'te New York'ta doğmuştu. Çocukluk yıllarında hem bilim insanı, hem mimar, hem de şair olmak istiyordu. Ancak tekstilci olan babasının atölyesindeki boyalardan karışımlar yapıp yeni renkler üretmeyi sevince kimyaya ilgisi olduğunu fark etti. Liseyi birinci olarak bitirip Harvard Üniversitesi'nde kimya okumaya başladı. Burayı onur derecesiyle tamamlamıştı ancak artık kuantum fiziğine, teorik fiziğe ilgi duyuyordu. Önce uygulamalı fizikte bir marka olan Cambridge'e gitmiş, oradan da teorik fizik dalında dünyanın en iyi okullarından olan Göttingen Üniversitesi'ne geçmişti. Burada ileride birlikte çalışacağı pek çok bilim insanıyla tanıştı. 1,5 yıl kaldığı Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayıp ülkesine döndüğünde herkes tarafından tanınan bir fizikçi haline gelmişti. Derslerinde sınıflar ağzına kadar dolu oluyor, ondan arka arkaya ders almak için yalvaran öğrenciler peşini bırakmıyordu. O ise bilim ışığında yakaladığı popülariteden memnun şekilde günlerini geçiriyordu ki İkinci Dünya Savaşı'nın eşiğine geldiğini öğrendi. Evet öğrendi, zira kendisi gazete bile okumayan, bilim ve fizik dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir adamdı. Ama şimdi gazeteden, radyodan kafasını kaldıramıyordu. Zamanla özgürlükçü sosyalist biri olsa da özünde komünist bir anlayışa sahipti. Ve Hitler'in faşizmi Avrupa'yı paramparça etmek üzereydi. Ayrıca Yahudiler de büyük tehlike altındaydı. Babasının ölümünden kalan mirası komünist derneklere bağışlıyor, kendi maaşının büyük bölümünü de Almanya'dan kaçabilmesi için oradaki Yahudilere gönderiyordu. Hidrojen bombasının babası olan Edward Teller ve Enrico Fermi gibi büyük bilim insanları da onun katkısıyla Almanya'dan kaçmış ve Amerika'ya gelmeyi başarmıştı. Tüm dünya Nazi Almanya'sının bilimde ne kadar önde olduğundan bahsediyordu. Hitler gibi deli bir adamın elinde bilimsel gücün de bulunması yapabileceklerini sınırsız hale getiriyordu. Artık atomun sırrı çözülmüş ve nasıl parçalanacağı artık öğrenilmişti. Yani Almanya'nın bir atom bombasına sahip olmamak için artık hiçbir sebebi yoktu. Hitler'e göre kutsal olan bu topraklarda, gizli bir yerlerde, gizli birileri bu bombayı geliştirmeye çalışıyordu. Einstein önderliğindeki bir grup Amerikan hükümetine bir mektup yazarak atom bombasının tehlikesinden bahsetti. Başta bu uyarıları ciddiye almayan Amerika ise, Japonya'nın 1941'de Pearl Harbor'a saldırmasıyla atom bombasının değil önüne geçmek, artık sahip olmak isteyen taraftı. Başkan Roosevelt gizli bir proje başlatılarak atom bombası yapılması emrini verdi. Japonya'ya öylesine kin dolmuştu ki, Amerikan hükümeti zalim Almanya'yı durdurmanın tek yolu diye çıktığı yolda aslında gözüne Japonya'yı kestirmişti. Ve çok az kişi tarafından bilinen Manhattan projesi böylelikle hayata geçti. Başlangıçta 100 kişi olan bu ekip zamanla 6000 kişiye kadar çıkacaktı. Ancak projenin başında kimin olacağı hala belli olmamıştı. Çalışmada yer alan bilim insanlarının çoğu hem Amerikan değildi hem de Yahudiydi. Lider bir Amerikalı olmalıydı. Komünist geçmişiyle birlikte dindar olmasa da aslen bir Yahudi olan Oppenheimer ismi ortaya atıldığında başlangıçta soğuk yaklaşıldı. Zira kendisi uygulamalı değil bir teorik fizikçiydi. Ancak listedeki bilim insanlarının hepsi teklifleri bir bir reddedince sonunda tek seçenek Julius Robert Oppenheimer olmuştu.
Manhattan projesi tam gaz devam ediyordu. Roosevelt bombanın kullanılmayacağı konusunda Robert'a söz vermiş, sadece siyasi bir koz olarak elimde tutacağım demişti. O da bu şekilde kendini rahatlatıyor ve ekibine bilime hizmet ettiklerini söyleyerek biz işimizi yapacağız, ortaya çıkan sonuçla ne yapılacağını ise siyasiler karar verecek diyordu. Ancak beklenmeyen bir şey oldu. Hitler intihar etti, Almanya beyaz bayrak çekti. Artık projeye gerek kalmamıştı. Ancak çalışmalar yine de devam etti. Robert bu sürede evine gitmiyor, Los Alamos tesislerinde yatıp kalkıyor ve stresten kilo kaybediyordu. Kısa süre sonra Roosevelt hayatını kaybetmiş ve yeni başkan Truman olmuştu. Son derece gizli olan Manhattan projesinden ise aylar sonra haberdar oldu. Aynı dönemde teslim olmayan Japon İmparatoru Hirohito çevre ülkelere saldırmaya devam ediyordu. Yani artık Japonya gerçek bir hedef olabilirdi. Truman bilim insanları üzerinde büyük bir baskı yaratarak silahın tamamlanmasını istedi. Öyle de oldu. Tarih 16 Temmuz 1945'ti ve tüm bu yaşananlar Robert'ı diğer bilim insanlarıyla birlikte bu sığınağa getirmişti. Biraz sonra önlerindeki alanda adeta kıyamet kopacaktı. Tarihin ilk nükleer silahı denenecek, başarı ölüm anlamına gelecekti. Uzaktan gelen uçağın sesi gitgide yaklaşıyordu. Alana 9 kilometre uzakta olan sığınağın üzerinden geçti. İlerledi, ilerledi, ilerledi. Ve paketini Hornado del Muerto'nun ortasına bıraktı. 20.000 ton TNT'ye eşdeğer bir güce sahip olan bombanın yeryüzüne dokunuşuyla gözleri yakan inanılmaz bir ışık patlaması yaşandı. 12 kilometreye kadar genişleyen bir mantar bulutu oluşurken ard arda şok dalgaları patladı. Üzerine de hızlı bir ısı dalgası geçti alanın üzerinden. Test kuleleri, ölçüm cihazları ve alan içindeki her şey anında buhara, toprak ise cama dönüştü. Test başarılıydı. Herkes sevinip birbirine sarılıyor, yaşasın Amerika sloganları atıyordu. O ise hüzünlü bir şekilde alana bakmaya devam etti. Vicdanında bir filizlenme yaşadığını hissetti. Arkasına döndü ve çöle doğru tek başına yürümeye başladı. O sırada Hindu kutsal kitabı Bhagavad Gita'da yer alan şu sözler geçti içinden. Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi. Manhattan projesi ve akabindeki Trinity testi mutlak başarıyla sonuçlanmıştı. Ancak Roosevelt'in silah kullanmayıp koz olarak elinde tutacağı sözünü yeni başkan Truman bozacaktı. Trinity testinden sadece 20 gün sonra 6 Ağustos 1945 Pazartesi günü saat 08.09'da Hiroşima açıklarında bir uçak göründü. İşine ya da okuluna gitmek için evlerinden çıkan insanlar Enola Gay adlı uçağın semada süzülüşüne bakıyordu. Derken saat 08.15'te uçaktan sanki bir parça kopmuş gibi sabit kaldı. Enola Gay ise 155 derecelik keskin bir dönüşle yoluna devam etti. Little Boy yani küçük oğlan adındaki uranyum 235 tipi atom bombası hızla Hiroşima'ya doğru düşüyordu. Artık dönüş yoktu. Atom çağı birkaç saniye sonra resmen başlayacaktı. Ve 1 megatonluk küçük oğlan 43 saniye havada süzüldükten sonra 600 metre yükseklikte büyük bir yıkıma yol açacağı patlamayı yaptı. Saatte 750 km hızla esen rüzgar, 3 km alan içindeki her şeyi tuzla buz yaptı. Etki azalarak yayılmaya devam etse de 12 km uzaktaki bölgelerde bile hissedilecekti. Göz açıp kapayıncaya kadar 3000 dereceye ulaşan ısı, insanların canlı canlı yanmasına yol açtı. Ardından yayılan şok ve radyasyon dalgalarıyla birlikte küçük oğlan 258.310 kişinin katili oldu. Dünya bu cani saldırıyla çalkalanırken Truman'ın kalbi bir an olsun soğumamıştı. 3 gün sonra 9 Ağustos sabahı 10.58'de plütonyum 239 tipi atom bombası Fat Man yani şişman adam Nagasaki açıklarından yeryüzüne doğru dalışa geçti. Bu patlama ise 145.984 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Tüm dünya askeri tarihte gerçekleştirilen ilk ve tek nükleer saldırı olan bu olayı konuşurken Japonya kısa süre içinde teslim oldu. Ancak ortaya çıkan tahribat tarihin görmediği boyuttaydı. Bombanın kullanılmayacağına dair verilen söz bozulmuş, Robert ve ekibinin eline kan bulaşmıştı. Geceleri uyuyamaz, kabuslardan başını kaldıramaz hale gelmişti. Vicdan azabı çekiyor, bilimsel olarak bir başarı yakalanmış olsa da pratikte 500.000'a yakın insanın kanını kendi elinde hissediyordu. Başkan Truman'a da söyledi acısını. Ellerimde kan var dedi. Vicdan azabı çekiyorum. Truman ise o kan benim ellerimde. Bırakın ben endişe edeyim diyerek soğukkanlı bir katil gibi baktı onun gözlerine. İçi soğumamış, zalimliği bir an olsun azalmamış, Amerika'nın istese tüm dünyayı yok edebileceğini herkese kanıtlamıştı. Ama artık tüm dünya böyle bir silah yapılabileceğini öğrenmiş, büyük ülkeler silahlanmaya başlamıştı.
Şimdi Amerika için yine bir adım önde olma vaktiydi. Atom Enerjisi Komisyonu'na yeni bir bomba emri verildi. Zaten bir kere ellerine kan bulaşmış olan Robert, böyle bir bombanın asla yapılmaması gerektiğini savunuyor, atom bombasından 1000 kat daha güçlü olan hidrojen bombasının üretilmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Hatta zamanında savaştan kurtardığı ve hidrojen bombasının babası olan Edward Teller tarafından şikayet edilip de Robert bizi yavaşlatıyor denince artık ipi çekilmişti. Ona Sovyet casusu, vatan haini dediler. Telefonlarını dinleyip evine ses kayıt cihazları yerleştirdiler. Amerika'yı tartışmasız dünyanın en büyük askeri gücü yapan adam artık bir vatan hainiydi. 1954'te Amerikan hükümeti casusluk iddiasıyla ona soruşturma açtı. Kendisini savunmasını, casus olmadığını kanıtlamasını istedi. Tüm varlığını, tüm hayatını bu ülkeye harcayan bir adamdı. Ancak hain olmadığını kanıtlayamadı. Bir yıl sonra güvenlik izinleri iptal edildi. Artık değil Los Alamos'ta bulunmak, Amerikan hükümetine bağlı hiçbir yere giremeyecekti. O da bir mektup yazdı. Daha doğrusu bir dilekçe. Bilimsel başarımdan gurur duyuyor, ancak sonuçlarından vicdan azabı çekiyorum yazıyordu bu dizelerde. Görevinden istifa etmişti. Ve ömrünün kalanını, Robert'ın en büyük sorunu kendisini hiç sevmeyen Amerikan hükümetini çok sevmesiydi diyecek olan Einstein'la birlikte Princeton Üniversitesi'nde fizik çalışmaları yaparak geçirdi. Kendisine yapılan tarihi ayıp sonraki başkan Kennedy tarafından telafi edildi. Robert Oppenheimer 1962'de Beyaz Saray'a, Nobel kazananlar için düzenlenen yemeğe davet edildi. Bir sonraki başkan Johnson tarafından da Fermi ödülüne layık görülerek adeta başarıları ve Amerika'ya olan hizmetleri takdir edildi, itibarı geri verildi. Bir bilim insanı, cani bir silah yapımcısı, vatan haini ve bir kahraman. Robert Oppenheimer 1967'de 62 yaşında gırtlak kanserinden hayatını kaybederken arkasında pek çok şey, pek çok sıfat bıraktı. Büyük bir bölümü bilime hizmet ederken bazı başarıları da bugün dünyanın kutuplara ayrılıp yeni bir savaşla yok oluşa doğru tam gaz gidişine yol açtı.